içerisinde Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle. Birinci beyan odur ki, insanları sınıflara bölen Rabbimizdir, esas olan müminlerdir. Hani dedik ya, suyun bir esası var, bütün alemlerin bir esası var. Nur-u Muhammedi karşılığında alemlerin bir madde boyutu var, bir mana boyutu var. Bu alemlerin içerisinde insanlık alemine baktığımız zaman karşımızda madde olarak gelen ne var? Fasıklar var, münafıklar var, kafirler var. Bak bunlar da üç sınıf. Maddi dünyada baktığımızda Allah-u Zülcelal'e isyana giden ve isyan etmiş gruplar bir arada düşünülse, fasıklar isyan grubuna girmese de günahı işlemekten çekinmeyen adamlardır. Ehli iman olsalar dahi. Fasıklar, münafıklar, kafirler bir madde tarafı. Peki bu madde neyden doğdu? Ehli imandan. Yani münafığın, kafirin ve dahi fasıkların varlığı müminlerden ötürüdür. Müminler olmasaydı kafirler de olmayacaktı, münafıklar da olmayacaktı, fasıklar da olmayacaktı. Neden? Ehli iman bir Kur'an-ı Azimüşşan'ı veya Hazreti Adem Efendimiz'den beri bu yana gelmiş. Muharref de olsa bir kitabı, bir dini, bir anlayışı kendine mihenk edinmiş. Dolayısıyla o ona mihenk edinip onu kabul edince ona ehli iman denmiş. Onun iman akidesini reddeden adam kafir olmuş. Onun iman akidesini kabul eder gibi görülüp ancak içinden etmeyen adamlar kaba taslak tabirlerle münafık olmuş. Kabul ettiği halde emirleri yerine getirmekte zorlanan, yapmayan ve günahları işlemekten utanmayan ve çekinmeyen adamlar da fasıklar olmuş. Öyleyse müminlerin bu esas olma hükmündendir ki kafirler ve münafıklar hasıl olmuş. Müminlere de baksak, müminlerin kendisi de üç sınıftır. Bu üç sınıf fasıklardan önce başlar. Her insanın günah işlemesi gibi günahkarlar vardır, salihler vardır ve garipler vardır. Garip kelimesine birazdan geleceğiz. Türkçenin yozlaşmış ve güdükleştirilmiş manasıyla tuhaf adam anlamına gelmiyor. Garip, el garip yakın demektir. Gurbiyet, yakınlaştırılmış adam ki birazdan gelecek ayet-i kerimede, 11. ayet-i kerimede Hazreti Allah onlar için ulaikel mukarrabun ifadesini kullanıyor. Onlar yakınlığı kazananlardır ve yakınlaştırılmış olanlardır. Müminlerin bu üç sınıfı ise günahkar, salih ve garipler birbirlerini hakka doğru götürmekten mesul olup birbiriyle girizgah etmişlerse de ana üç sınıf üzerine oturmuşlardır. Salihler yeryüzünde günah işlemekten oldukça çekinen, garipleri kendisine önder bilmiş olan, Cenab-ı Hakk'ın uzretinde, muhabbetinde, var olma derdinde olan zatlardır. Günahkarlarsa fasıklığa henüz girmemiş ama fasıklığa adım atmış olan müminlerdir. İkinci beyan veya fasıklığa giden kapı kendisine aralanmış olanlardır. Yani günahkar başka bir şey, fasık başka bir şey. Günahkar dediğimiz adam her türlü günah işlese dahi bundan utanan, çekinen, Cenab-ı Hakk'a yeniden tövbe eden. Fasık olan adam her türlü günah işlese dahi bundan kendi nefsince bir onay çıkaran adamdır. Geçen hafta anlatmıştık.